Şunu söylemek lazım. Net bir şekilde diyor ki hiçbir dönem dönemde koltuk hırsım olmadı. Ya bakın bazı şeyler var. Yani mesela keşke işte herhangi birimizin bir karşısına çıksa 15 dakika bir konuşabilsek canlı yayında televizyonda. Benim bir geçtim hoca olarak, siyaset bilimci olarak vesaire. Benim vatandaş olarak merak ettiklerim var Kemal Bey'le ilgili. Yani mesela bu kadar çok milletvekili verilmiş değil mi? Bu küçük partileri konuştuk biz haftalarca, öncesinde sonrasında İbrahim Bey sizlerle de konuştuk. Ya bunlar o zaman niye bu kadar çok milletvekilliği verildi? Neyin karşılığında verildi? Yani eğer koltuk hırsınız yoksa Cumhurbaşkanlığı koltuğu Chris için... Chris Foundation Vakfı'ndan ABD'li... Evet, Texas Chris Foundation. Evet, Chris Foundation Vakfı'ndan alıyormuş. Alan diğerlerini de söyleyeyim. Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmor Kadın Kooperatifi, 140 Journals, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu, P24, TESEV. Ne kadar çok fon alan yer varmış ya. Amerika bayağı para da atıyor böyle. Tabii tabii. Sadece Amerika yani, değil biliyorsunuz AB fonları da. Sadece o şekildeki kurumlara değil kişilere özel de geliyor. Doğru evet. Doğru. Yani fonlanan yazarlar kişiler var. Serbestiyet varmış lise. Şu önemli bence. Fonlanıyorsa her yere yani fonlanıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağırmaları belki hani. Yok ama hayır. Zaten aslında bunun için söyledim ben bunu. Ya çünkü aslında sağ liberal bir siteye atıyorum belki Deva Partisi'ne yakın olması lazım mesela örneğin. Ama CHP adayıyla hemen konuşuluyor. Kemal Bey de çok az yere çıkan Kemal Bey gidiyor serbestiyet röportajı veriyor. Zaten aslında buradaki evet, benim göstermeye çalıştığım nokta da bu. Ama tabii mesele şu. Madem koltuk hırsınız yok. Tabanda çok büyük bir tepki var. Net bir şekilde. Gene anketlere döneceğim ama anketlerde görüyoruz biz bunu. Anketlere de gerek de yok. Ya ben Kadıköy'de yaşıyorum. Hani... CHP'nin en kuvvetli olduğu, belki de Türkiye'deki en kuvvetli olduğu 3 veya 4 ilçeden bir tanesi. Net bir şekilde çok büyük bir tepki var. Mesela Kemal Bey'e. Fakat Kemal Bey hiç istifanın iyisini bile... Hatta yani yokmuş, hatta seçimden sonra biliyorsunuz meşhur o SZC kanalında bir röportaj verdi. 3 tane gazeteciye. Evet. Ve yani istifanın iyisini bile konuşturtmadı. Hatta gazetecilerden bir tanesi biraz böyle hani ağzını açar gibi oldu, daha genç olanı söyler İsmail gibi oldu. İsmail Saymaz. İsmail Bey söyler gibi oldu ama ona bile biliyorsunuz geri böyle püskürtecek şekilde sert cevaplar verdik. Bunu konuyu kapattı. Ya koltuk hırsı olmayan insan. Şimdi bakın bir insan vardır seçimleri kazanır, gelir, başarılı veya işinde başarılıdır. Dersiniz ki bu adam koltuktan inmiyor. Birisi döner ki ya kardeşim adam kazanıyor, başarılı öyle veya böyle. Kimse de adama diyemez ki ya tamam koltuk hırsı olabilir ama adam en azından İşini de yapıyor dersiniz. Kazanıyor. Kazanıyor dersiniz. İşini iyi yapıyor dersiniz yani. Sadece siyasette değil, özel sektörde de olabilir mesela örneğin. Fakat burada hem başarısız hem işinde başarısız. Hem de seçimlerde sandıktan bir türlü çıkmayan, önce aday bile olmayan, bakın bir önceki genel seçimi kastediyorum. Son genel seçimde aday olup yenilen ve yani bayağı da bir farkla yenilen bu arada. Hani başarı gibi de bir şekilde ben bunu da anlamıyorum ya. %47-48'i başarı gibi de lanse ediyor. Ama diyorlar ki işte ya başka aday olsaydı onlar seçilebilecek gibi gözüküyordu ankette. Ya da daha en azından farklı lazım olurdu falan dedikleri zaman da yok öyle bir şey. Yani ben anlam veremiyorum. İki ihtimal göz önünde var burada. Bir etrafındakiler, kendi etrafındakiler o işte o 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem üst üste milletvekili olmuş. CHP'li milletvekili var. 7 dönem milletvekili mi olur? Efendim? 30 yıl milletvekili. Evet, 7 dönem bakın. 7 dönem milletvekili olmuş. 3 tane falan milletvekili var CHP'de. 7 dönem. Bizim yaşımız kadar yani. Evet. Bakın ki yani bayağı da artık orta yaşlı insanlarız yani ikimiz. Ve bu milletvekillerinin devamlılığı, işte o ekiplerin dağılmaması veya işte yürüyen düzenin, kendi düzenlerinin devamı için Kemal Bey'i orada tutmak isteyen insanlar var belli ki. Tabii. Fakat bu nereye kadar böyle gidecek? Ben size net olarak da söyleyeyim. Yerel seçim bu iş böyle giderse, çok acayip Türkiye'de çok büyük bir değişiklik olmazsa Mart'a kadar, çok büyük bir yıkım bekliyor CHP'yi. Ya çok büyük bir yıkım bekliyor. 2011 genel seçim haritasını düşünün. Orada sanırım 4 veya 1, 2, 3, 5 tane il almışlardı 2011'de. Muğla, İzmir ve 3 Trakya'yı. 11 büyük şehir var CHP'de şu anda. Yani bakın en iyi ihtimalle, tekrar söyleyeyim bakın en iyi ihtimalle o 5 il alacak bu iş böyle giderse. En iyi ihtimali söylüyorum. Bence Muğla'da sallantıda, Tekirdağ'da sallantıda, bu ikisi de daha iyi sallantıda. Yani ve 2011 genel seçim haritasına dönersek, yani CHP'nin 5 ille kaldığı şeye dönersek bu sefer ne diyecek? Ne denecek? Gene biz başarılıyız, gene bir şey... Yani bu hikayeler anlatılmaya devam mı edecek?